33 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. İsmim Erhan Durmuş. Bu hükümetinin kötü politikası yüzünden çoğu baba evine ekmek götüremediği için kendilerini intihar ediyorlar. Şu an gençlerimizin hepsi işsiz. Burada olmayanlar da batıda Türklerin köleliğini yapıyor. Çalışıyoruz alın terimizle ama bu bizim hakkımız değil. Ülke yönetimi bir türlü rayına oturmuyor. Bu da çalanların doymadığındandır. İstediği kadar bakan değiştirsinler. İstediği kadar stratejilerini değiştirsinler. Onlar doymuyorlar. Bütün müteahhitlere garanti verdikleri köprü yollara hep başkalarına bizim paramızı yediriyorlar. Tek bir şart var. Herkesin de bildiği gibi bu hükümet düşerse ancak ekonomimiz düzelir. Kürt sorunu çözüldüğü zaman ki mevcut sistem bunu kabul etmiyor. Buradan selam olsun Selahattin Demirtaş ve bütün TUSAK arkadaşlarımıza. Onların verdiği cezalar bizde yok hükmündedir. Onlar istemiyorlar ki Kürt çözümü olsun. Siyaset diliyle, barış diliyle istemiyorlar. Barış istiyoruz. Bunlar barış istemediği sürece böyle ekonomi kötüye gidecek. Burada bir Türk, bir Kürt yan yana geçtiği zaman düşman gibiler. Niye? Bunların siyasi politikaları yüzünden. Mehmet Şimşek'i getirmiş. Adam öyle küçük kemerler sıkıyor ki sanıyor ki ülkeyi düzeltecek, refaha kavuşturacak. Yok. O koltukta Berat Albayrak boş kaldığı zaman dolar, euro, bütün para birimleri düştü. TL değer kazandı. Bu demektir ki her biri burada örneğin belediyelere koyum atıyorlar. Hepsi birer kukladırlar. Saraydan ne emir gelirse odur. Dün bir haberde okudum. Adam diyor ki 8 trilyon yani 8 trilyon para sadece Erdoğan'ın bir günkü korumalarının parasıdır. Oradan kemer sıksınlar. Bilmem kaç milyarlık çanta takıyorlar, oradan sıksınlar. Bakın halka, bakın küçük çocuklara bakın. Adam 10 yaşında ekmeğinin peşinde çalışıyor. Bu çocuğun şu an okulda olması lazım. Ya binlerce insan kendini öldürüyor eve çocuklarına ekmek götüremediğinde. Bu hükümet hala kalkmış, Kürt sorunu yoktur. Kürtler, Türkler kardeştir. Doğrudur, biz kardeş yüzyıllarca ama biz onların etinin tırnağıyız. Uzadıkça bizi kesiyorlar. İstemiyorlar bir yere varalım. Siyasette çözüm bir yumuşamada, sorunu çözülmedikçe Erdoğan gelir, başka bir sağcı gelir. Sağcıların elinde zaten ülke yönetilmez. Yani ben bir Kürdüm. Ben Türk vatandaşıyım ama Kürt asılıyım, Kürdüm. Bizim sorunumuz çözülmedikçe ne onlar rahat yaşar ne biz rahat yaşarız. Nizi ki biz se sorun az ve işi de montamaya. Yani en dönem azur eve se çoğu sorun hem zav zor durum edene. Hem beri mesat kilo lide yani metşi hem 200 kilo işi fırışın. Evi panç dönemi hodi hem 20 kilo alide hem nivit mi de destim edem. Ekonomi zav zor bu ya. Par daha baş bitiyor. Par durum edem 20 milyon. İsol amdan aşıysa. Tam sikat bu ya. Benim par magustan 3 milyon. İsol amsinin 300 milyon. Hem de bu 5 kat, 4 kat. Yani gel az zor bu akadı. Ne vergi, ne para alamalı. Ne am çok düşmanıydı. Yani hu biçe de mi kapat ki? Kiriye, böyle kiriye. Kiriyevi tefettuf veya 3 bu isol kene 6 milyon. Yani %100 kiriyevi kovetene. 6 milyon anam isol. Seri Haziran ipi ve 6. Yani 10 milyar deyit. Doğal gazı 11-12 milyar deyit. Avayı 4-5 milyar deyit. Yani zav zor bu ya gerçekten. 12 elemana dene kabati. Elemane en kimsinin 500 milyona roji hem dene, yömi hem dene. Şahsa dostini, hafsa dostini, usta milyar ekin. Zarar o. Yani ne ha gelen mahaja hem berika kuat donnasak. Hem hat bini de düz bit düz bit. Ve çünkü bir çeke zor düz bit. O bir çeke hani kilide kilide. Halata tabi. Politika halat ne var ne ha ekonomi düz ki bu. Ne ha ensar hem düz bu. Ne ha işe her iki raz bu. Her iki zivri basa işe koyu beri raz bu. Kez inan ma zor durum ina. Demek ki ekonomi bozuk ala ma hat işe ma bozuk. Sit raz noç. Ma pol 5 kilo kiriye iş ola amnir kiriye et kere. Çünkü ne katılazı ya.
Bırak olmamış. Se böyle insanı mağsızı. Aile para çenüne, ne çen ona zahabana namol külfeti kwa. Kıtlaziye. Allah batalı. Eyci çenüne mamun. Ayıcı çünkü hem ayıp kyan, kuduk kırkem hana evi mi tabe şu abatmanı şu atmanı, kudu hem kalkem bu bretyan elbette ona verse, davlacı yordu min odatı. Oh kırkaycı ama amalat kiye kuda ben duruca amalat ede ket ava do borsağı ve hana berin, ne maaşa ne iş. Allah yahma Allah da kudu zom, ama kudu idaret ya. Ve Allah masraf amalı gelecek bi, yani ama idaretten. Masraf amalı hemen nemine. Yani mecburi nebi tepki. Ev kele akıyor lan. Anlaşım ki ama kele oyunu. Büyük bence. Masraf. Dahi tiro şefeke nok ya bin. Hatta bir misafirin anlaşım tiro misafirin ki nok ya. Valla kıtılazıya mı? Kazıncı mı mı? Ne devin? Çeşme no etten. Am bir kazı ne kazın. Kude çeşme no etten. İnsan millet eksil bu. Perişana. Am çet kazın. Am adalet et kazın. Am indirim et kazın. Bu insana inona ki bu fakir fakir inona ki bu kan çanon dinon ik zahbatan ok kulfeti kwa. Kude hende etin ye inonet ben. Se kulfeti inona ki et ben mamu. Amin baş kude oye kwa. Am beji ne beji mi çeşme no etin. Ben orada makine acılığı yaptım. Ya bayağı çalıştık orada. Ben zaten Van'a tek tüp gelirim. Çünkü iş olmadığı için Van'da. Geliyoruz burada duruyoruz. Akşam semer kuralım diyoruz. 2-3 kişi geliyor. Semer'e izin vermiyor. Van'da kendi memleketimizde çalışamıyoruz. Kendi memleketimizde para bulamıyoruz. Dışarı çıkmaya yöneliyoruz. Gençler olarak hepimiz zaten dışarıda çalışıyoruz. Şimdi burada kalınca alıyorsun burada 200-300 TL. Adam veriyorsan 200-300 TL. Burada sigara yapmış 70 TL, 90 TL para. Kalkıp ona para vereceğiz, bize kalıyor 100 TL. Yarın öbür gün askerlik var, bir sürü şey var, her şey var. Biz hepsini burada Van'da karşılayamıyoruz yani. Gurbete çıkınca bir sürü kaza bela geliyor insan başına. Mesela ben geçen sene İstanbul'da bir kaza geçirdim. İş kazası geçirdim tabii. Bir yaklaşık 27 metre yukarıdan aşağı düştüm ben. İnşaatta makinedeydim ben, makine operatörüm. Ya yani kaç 27 metre aşağı düştüm. 3 ay boyunca hastanede yattım. 4 ayrı ameliyat geçirdim. Ayağımda platin var. Onun yüzünden ben zaten bazen zorluklar çekiyorum. Ama yine de yani çalışıyoruz, didiniyoruz. Hayat da, erkek babam da zaten yaşlı evde. Bir tek ben çalışıyorum onun için. Ben annem babam. Abi yani mecbur geçindireceksin. Erkek birey olarak yani elinden ne geliyorsa üstünden yapman gerek. Gerekiyorsa 3 iş, gerekiyorsa 4 iş yapmalısın. O yüzden evi geçindiriyoruz yani abi. Yapacak bir şey yok ama bu ekonomiye göre çok kötüyüz. Ailemizi burada bırakıp, sahipsiz ailemizi bırakıp neden gidelim Batı'ya yani? Hani Batı'da o kadar sevdiğimiz yerler yok. Sadece Batı'ya iş için gidiyoruz mesela. Bir izin günümüz oluyor. O izin gününde bile mesela çalışmak istemiyoruz. Kendimize oturup dinleniyoruz yani. Budur yani başka. Yani burada iş olmasını. Ya abi mesela Van'da büyük şehir. 1 milyon yakın nüfusu var. İnsan yani burada bir şirket kursa, burada da mesela iş makineleri, şantiyeler böyle vesaire inşaatla ilgili alanlar yapılsa güzel iş olur. Mesela burada atıyorum bir burada eleman tutuyorlar, adam 300 TL veriyor çocuğa. Yani 300 TL'yi ne yapsın çocuk? Nereye götürsün, neye harcasın yani? Onun için yani Van kötü ya bayağı. Ekonomi de kötü, her şey de kötü abi. Ben 2 ay önce inşaattaydım. İnşaatta 2 ay önce iş kazası geçirdim. İki topuğum kırıldı, ameliyat oldum. Yani biz burada iş bulamıyoruz. Burada daha önce hayvancılık vardı, tarım vardı. Bu hayvancılık ve tarım çok çöktüğü için bize bu işi yaptığımız için artık bu işte bir karımız yok, bir kazancımız yok. Bize Batı'ya gittik, para alıyorduk. Çok az bir para alıyorduk. Yıl baştan sonra yükseldi ama para dışında İşçiye veren değer yoktu. Yemekler güzel değildi. Ondan sonra herhangi bir güvenimiz yoktu. Ondan sonra hani dedim ki yemekler güzel değildi. Güvenimiz yoktu. Yani işçiye veren değer sıfırdı yani. Ben kendi iş kazası geçirdim. Yani ne diyeyim başka? Ama yani hakkımızı vermiyordu. Hakkım daha dedim hani biz yardımcı olarak ustadaydık. Yardımcıydık. Tabii doğu gelince doğu diye aklına işsizlik geliyor. Gençleri görüyorsun, herkes boş geziyor, yani cebinde parası yok, yemek yiyecek kadar parası yok gençlerin. Yani burada iş olsa, iş imkanı olsa,
Yani doğuda Van'da olan tarım, yani hayvancılık, mesela gençler tarım yapabilir. Köyler şu an bomboş. Mesela köylerimiz, köylere gidebiliriz. Mesela devlet destek verirse bize, köylerden mesela her türlü tarım yapabiliriz, hayvancılık yapabiliriz. Yani çok güzel işler var. Gençler bak, hepsi de yani çok kendine güçlü insanlardır. Yani tabii gerek yok. Biz niye gidelim Batı'ya? Biz Batı'ya ne gidelim? Ya doğunu gençler, yani halimiz böyle. Yani biz mecbur kalmış, her şeye mecbur kalmış. Yani. Kapanı da var. Nasıl görüyorsunuz?